Sevgili dinleyiciler, çay saatimize hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce her hafta yaptığımız gibi dünya rekortmeni sporcumuz Erden Erüç'ün şu anda Pasifik'in ortasında Kuzey Amerika'dan Asya'ya yalnız kürek çekerek geçiş seyahati hakkında ilerleme raporu veriyoruz. 15 dünya rekoruna sahip olan Erden, Kaliforniya'dan küçük sarı teknesi ve iki küreğiyle ayrıldı. 3800 mili 120 günde yaparak Asya'ya doğru ilerlemekte. Bu yolculukta iki dünya rekoru daha kırdı. Bu müthiş seyahatin amacı denizlerin kirliliği hakkında duyarlılık yaratmak ve önleme tedbirlerini desteklemek. Erdeneruç.com'da bu olağanüstü seyahati günü gününe takip edebilirsiniz. Proje hakkında bilgi alıp desteklerinizi de verebilirsiniz. Aklımız ve yüreğimiz Erden'le. Bugün iki tane çok özel ve değişik misafirimiz var. Esra Banguoğlu Oğuz ve Aykut Oğuz. Onları anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Kitapları, başarıları, dersleri, düşünceleri çok ilginç. Özgeçmişleri inanılmaz tecrübelerle dolu. Esra ve Aykut aslında gelişim ve değişim uzmanları. Bütün etkinliklerinin hedefi insanlarda kendi yaşamları hakkında ve güven yaratmak ve bunu her günkü hayatlarına uygulamak. Hedef yapmaktan ziyade olmak. Olmak mefhumu çok önemli. Hamlet'in dediği gibi problem olmak veya olmamak. Descartes'ta varım çünkü düşünüyorum demiş. Esra ve Aykut'un hayatları kendi çalışmalarının, yazılarının, kitaplarının canlı örneği. Türkiye'de başarılı bir yazar ve yaşam koçu olan Esra, Amerika'ya gelince çok ilginç bir kitap yazmış. Money Grows on Trees. Para ağaçlarda büyür. Bu cümle Amerika'da hepimizin bildiği ve sık kullandığı para ağaçlarda büyümez mefhumunun tam aksini ifade ediyor. Kitabın içindeki fikirler de bildiğimiz olağan ve sıradan inançlar ve düşünceler değil. İngilizcesi çok akıcı olan bu kitap rahat okunuyor. Satır aralarında boş yerler bırakılmış sanki rahat düşünelim gibi. Üstelik renkler bile açık yeşil, koyu yeşil çok rahatlatıcı. Şimdi içindeki fikirleri, nasıl oluştuklarını, ne tecrübelere dayandıklarını misafirlerimizden öğrenelim. Bugün öğreneceğimiz ve faydalanacağımız çok şey var. Esra ve Aykut'a çok meşgul hayatlarında bize bu saati ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Task TV ekibi Erkan Şahin ve Çağlar Sansar'a da emekleri için teşekkür ederim. Evet sevgili Esra ve Aykut, söz sizlerin şimdi. Vallahi çok teşekkürler Oya Hanım. Harika bir açılış için. Burada size vakit geçirdiğimiz için biz de dört gözle bekliyorduk hakikaten bu programı. Evet Aykut'cumla beraber o zamanlar tanışmıyorduk ama Amerika'ya aynı zamanlarda gelmişiz. Onu da yani bir 24 saat arayla giriş yapmışız, evet. Amerika'ya. Onu da şuradan biliyoruz. Çünkü Prenses Diana'nın ölüm günüydü. Ben ta yola çıkmadan önce ölüm haberi geldi. Aykut da ta gözünü Amerika'da açtığında ölüm haberi gelmiş. O yüzden oradan kesin biliyoruz ki 24 saat arayla giriş yapmışız. Ve ikimiz de çok benzer şartlarla geldik. Aykut'un durumu Türkiye'de çok iyi, işte oyunculuk yapıyor, seslendirme sanatçısı, bir sürü
Anthony Hopkins gibi kişilerin seslendirmesini yapmış birisi. Aynı şekilde benim de hayatım güllük gülistanlık orada. İşte NTV'de çalışıyorum, şudur budur. İkimiz de o rahat hayatlarımızı bırakıp Amerikan rüyası için buraya sürünmeye geldik. Bundan bayağı sene önce. Ve biliyorsunuz tabii nasıl burada yabancı olmak. İşte çalışma izniniz yok. Benim eğitim iznim vardı ancak öğrenci olma hakkım vardı. Ama benim de Amerika'ya gelişim, Aykut'un da çok benzer hikayesi. Yani ben hani anne baba desteğine dayanmadan kendi ayaklarımın üzerinde durup hani sıfırdan başlayacak olsam, bu dünyaya sıfır gelmiş olsam kendi kendime ne yapabilirim bunu çok görmek istedim. O yüzden evet, Amerika'ya gelişimde hem film okuma aşkı vardı ama onun ötesinde tek başıma bu hayatta ne kadar durabiliyorum, tek başıma neler yapabiliyorum, neler yaratabiliyorum, onun macerası için geldim diyebilirim. Aykut? Aslında bayağı benziyor. Benimki de çok yakın. Yani Türkiye'de son derece güzel bir kariyerim vardı. Oyunculuk, seslendirme vesaire gibi. Fakat bir şekilde işte herhalde o yaşın da getirdiği bir şey. Daha fazlasını istedim. Yani Türkiye'de belli bir yere geliniyor. Şimdiki Türkiye'den bahsetmiyorum. Olaylar çok değişti ama bahsettiğim 90'ların Türkiye'si. Belli bir yere geliyorsunuz ama bir şekilde ben daha fazlasını istedim. Küçücük bir problemim vardı. Dil bilmiyordum. Ama dedim öğrenilir, ne kadar zor olabilir ki? Çünkü ben ortaokul ve liseyi Almanca okudum. O da konservatuvar okuduğum için hani dil hep son planda. Hani Almanca bilmese de olur. Çocuk tiyatrocu vaziyetinde. Hocalar hep bizi böyle şey yaparlardı. Hani lütfeder ve geçirirlerdi. Yani gerçekten hani Almanca konuşuyor musunuz dese hayır, hiç mümkün değil. Ve tek Türkçe ile geldim. Tabii önce Türklerin yanında başladım çalışmaya. Başka yapacak bir durumum yok. Kafaya koydum, dili öğrendim. Tabii öğrendim derken öğrenmenin hiçbir zaman sonu yok. En azından hayatımı idame ettirebilecek kadarını o zamanlar için söylüyorum. Öğrendim. Ve bir şekilde 6-7 eyalet değiştirdikten sonra Los Angeles'ta buldum kendimi. Orada da zaten yolculuk tam anlamıyla başlamış oldu. Evet. Tabii siz oyuncusunuz. Yani şu anda bakıyorum da büyük bir stage presence var ikinizde de. Tabii Los Angeles herkesin toplandığı o tip tabiyetlerin toplandığı bir bölge. Evet, siz diyorsunuz o sıralarda ben 60'ları düşünün. 60'larda durum tabii. 60'larda durum daha şeydi. Tabii ben de orta halli bir aileden geldim. Fakat boğulmaya başladım. Çıkmak lazım. Yani çıkmak lazım diye düşündüm ve neyse Allah'a şükür Fulbright'la geldim. Fakat burada daha büyük saplantıya girdim. Çünkü biyokimya bizim anladığımız biyokimya değildi. Bambaşka, çok daha ağırdı. Gece gündüz bütün şehriyetim çalışmakla geçti. Sizin de az çok öyle ama mutluydum. Önemli olan tabii mutlu. Peki sizin şimdi tabii sahne kabiliyetiniz ikinizin de var. O yani o zaten oluyor, insanın içinde oluyor. Peki bu şeylik yaşam koçluğu, o nasıl gelişti? Aile ortamında nasıl, yani o alana nasıl merak sardınız? Yani ikimiz de şöyle işte Amerikan rüyasını yaşamak için geldik buraya. İşte seneler sonra burada tanıştık zaten. Ve Aykut o dönemlerde garsonluk yapıyor. Ben de ne iş bulursam onu yapıyorum. İşte pabuç sattığım oldu, bir kilim satan bir yerde halı satıcılığı yaptım. Ondan sonra bilet satıyordum. Yani hani biraz bu şeyimi işte kiramı ödeyebilmek için ne gerekiyorsa yapıyordum. Ve Aykut'la ikimizin de rüyaları çok büyüktü. O yüzden büyük o anlamda bir dumura uğradıktan sonra o rüyalarımızın hala peşinden gidip vazgeçmediğimiz için ikimizin de hani dahasını anlamak, dahasını öğrenmekle ilgili çok yoğun arzularımız vardı. Ve evren öyle bir işliyor ki hakikaten bir şeyi çok odaklı bir şekilde arzuladığımızda
Ve biz hazır olduğumuzda o yardım muhakkak evrenden geliyor. Ben bereketle ilgili işte böyle sürekli bir sıkıntı çekmekten canıma tak ettiği bir gün hatırlıyorum, işte varoluş seçimi dediğimiz şey o. Hani var olmak, eylemden ziyade varoluş seçimi. O günü hatırlıyorum. Dedim ki benim bugün bütün para sorunlarım bitiyor. Bu noktadan sonra ben kesin berekete ait olacağım. Ondan kısa bir süre sonra Aykut zaten çalışıyordu. Daryl Rutherford adında sevgili hocamızla tanıştım ben de. Ve onunla yaptığımız seanslar sayesinde kendi içimdeki inanç sistemlerim, kendi içimdeki sınırlamaları, kendi kendime nasıl bereketten kendimi ayırmaya ta 7 yaşında karar vermişim, bunlara uyanmaya başlayınca onunla beraber bütün hayatımın akışı değişti. Hani 24 saatte değil ama adım adım. Ve ondan sonra muazzam bir bereket akışı ikimizin hayatına da girdi. Yine yaptığımız eylemlerden ziyade ilk önce şuradaki şu kafa yapısını değiştirerek. Einstein'ın dediği gibi hani problemi yaratmış aynı kafa yapısı problemin çözümcüsü olamaz. O yüzden hayatımızda bir şey çözmek istiyorsak ilk önce şuradaki bakış açısını değiştirmemiz lazım. Evet, çok çok ilginç. Hayır, nasıl atladınız? Mali güçlükler, dar maaşlar nasıl başladı? Programlar hazırlayıp yaymaya mı başladınız? Yani o büyük quantum jump dedikleri nasıl oldu? Aslında tam bir quantum jump olmadı. Yani şimdi burada tabii minik bir süre içinde anlattığımız için öyleymiş gibi duruyor. Evet. Ben şöyle kronolojik hemen bir geçeyim. 2004'te biz Esra ile tanıştık. Bir işte hocamız Daryl Rutherford, burada büyük bir sevgiyle analım. Neredeyse 100 yaşında, daha yeni kaybettik kendisini. Ve onu tabii karşılayacak paramız nerede? Yok öyle bir şey, ama o kadar bizi kanatlarının altına aldı ki biz yıllar boyunca hiçbir gerçekten bedel ödemeden onunla çalışmaya başladık. Ardından 2007 yılına gelelim. 2007 yılında Esra Kundalini Yoga'yı Türkiye'de bilinmiyordu Kundalini Yoga. Yani ufak tefek bazı yogalar vardı ama Kundalini Yoga yoktu. Türkiye'ye dönmeye karar verdi belli bir süre. Fakat orada işte o kadar güzel gitmeye başladı ki yoga macerası. Aradı bir gün, yani ben bekliyorum artık eli kulağında Los Angeles'a geri dönecek. Ben dedi daha uzun kalmaya karar verdim. İyi dedim, yani ben de bavulumu toplayıp geliyorum o zaman. Ben de onun peşinden belli bir süre Türkiye'ye döndüm. Fakat dediğim gibi çok geçici dönüşlerdi bunlar. Yani Los Angeles'taki evimizi bir kapatmadık bile. Ondan sonra. Fakat Türkiye'de gerçekten bir anda benim seslendirme, oyunculuk, tekrar piyasaya geri döndüm. Çünkü bir yerde para kazanmak gerekiyor. Öyle hani hazıra daha dayanmıyor. Esra da işte Kundalini Yoga çok güzel işler yaptı. O sırada o da oyunculuğa bir yerde geri döndü. Projelerde oynadı. Yani şunu demek istiyorum. Biz öğretmeye geçtiğimiz zaman bizim için çok önemli bir nokta burası. Zaten Türkiye standartlarında çok güzel bir yaşamı kurmuştuk kendimize. Yani aile gelirimiz bizi son derece güzel geçindiriyordu. Ve ikimizin de hikayesi neredeyse aynıdır. Esra'nın bir arkadaşı yalvar yakar, hani konuşuyor, kahve sohbetleri ediyoruz. Ya çocuklar, siz nasıl becerdiniz, onu nasıl becerdiniz, bunu nasıl yaptınız? Ya işte yaşam koçluğu diye bir şey var, kişisel gelişim var. İşte Daryl Rutherford, işte konseptleri anlatıyoruz yemek sohbetlerinde. Esra'nın bir arkadaşı tutturdu, sen benim yaşam koçum ol. Ve Esra da zorla Daryl'a göndermeye çalışıyor. Ya ben yerine hocama gitsene daha iyi. Hani kızın İngilizcesi de var. Ondan sonra ve Esra öyle başlamış oldu. Ardından sanırım 7-8 ay sonra yine böyle büyük bir yemek sofrasındayız. Ben koçluk falan yapmıyorum o sırada. Ama hala hocamızla çalışıyorum. Kendi hayatım için çalışıyorum ben. Ben de bir kızla böyle sohbet ediyorum masada, hani karşılıklı. O nedir, bu nedir? Zaten böyle bir workshop grubunun yemeğiydi. Hani konulara tanıdık insanlar. Aynı şekilde o da bana tutturdu. Sen benim yaşam koçum ol. Yok dedim, bak karım benim yaşam koçu. Git ondan seans al. Başkasına yolluyoruz. Yok dedi, tutturdu, ben de seninle yapmak istiyorum diye.
Ve ikimiz de o zaman başlamış olduk. Bir yerde hani şey desem çok doğru olur. Biz bu havuzun içine itildik. Sonrasında çok daha profesyonelleşti olay. Daha çok talepler gelmesi vesaire. Tam o sıralarda işte bir sene kadar sonra da hani yolculuk oradan sonra farklılaştı. Ben ilk kitabım olan Evrenden Torpilim Var'ı yazdım. Evet. Ve çok büyük öyle zevkle yazdık. Hani şeyde değil de öyle aman bu kitabı yazalım da ondan sonra işte bak bir de hani imaj olsun da bilmem ne hiç vaktim var. Paramı kazanıyorum başka yerlerden. Öğrencilerimiz var, seansçılarımız var. Benim tek derdim şuydu. Gelen seansçıya önden kitap vereyim ki 7-8 seans boşuna kaybetmesin. Çünkü, olur mu böyle yani iyi bir business şeyi görmüyor değil. Değil işte değil kabul ediyorum ama yani Esra'ya dedim bak 2000 kitap basılıyor. Binini sen ailene dağıtırsın, binini ben öğrencilere dağıtırım. Kalanları da Galatasaray'da çıkan Galatasaray Lisesi'nin önünde veririz millete. Böyle başladı yolculuk. Ama işte evet. Buradaki önemli olan şey hani bu işleri yapmaya başladık da bereket geldi değil. Önce kafa yapımızı değiştirdik. Yani kendi içsel yolculuğumuz üzerinde çalıştıktan sonra bütün bu olasılıklar hayatımıza akmaya başladı. Bu hani kundalini yoga ise işte bir anda atıyorum 10 kişi geliyorsa bir anda 50-60 kişi gelmeye başladı. Çünkü burası değişmeye başladı. Odak değişmeye başladı. İşte dediğimiz gibi biz hiçbir daim yola hani kendi hocamızdan acayip istifade ettik ama aman işte yaşam koçu olacağız diye yola çıkmadık. Ama kendi hayatımızı değiştirince zaten insanlar bunu enerjik anlamda veya örnekleriyle görmeye başlayıp şey diyorlar hani sen ne içiyorsan ben de istiyorum ondan demeye başlıyorlar. Ve o şekilde bir davet oluyor. Evet hocanız Rutherford sizde kabiliyeti gördü herhalde. Yani ikinizde de büyük böyle dışarı akan bir enerji var. O çok çok önemli. Tabii o enerji yetmez. O kafanın değişmesi çok çok önemli. Evet. Peki bu yoga hakkında biraz bilgi verir misiniz Kundalini yoga? Ben yogayı bilmiyorum. Bizim için ben büyürken yoga en belada da tur atmaktı. Onlara doğru yürüyüp kendimize gelmekti. Aklımız oydu. Evet. Valla Kundalini yoga benim hayatıma çok önemli bir dönüm noktasında çıktı. Çünkü Los Angeles'ta çok bocaladım. İşte hayal kırıklığına uğradım. Zaten de hani 22-23 yaşındayım işte okula gidiyoruz. Bizim zamanımızda biliyorsunuz bu böyle şey hani drug mrug, ot mod kullanmak hani normalde. Hani onlara biraz başladım. Yani böyle bir bayağı kendimi dağıttığım diyelim ki bir yolculuğun içine doğru giderken kendi kendime böyle bir sallandım. Dedim ki bir dakika ben ne yapıyorum? Yani benim bir uyanmam lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım. Ben böyle yaşayamayacağım. İşte o da yine bir varoluş seçim noktası. Böyle hani hücresel seviyede neye hayır diyoruz? Onunla beraber neye evet diyoruzun net kararı. Ve ondan 24 saat sonra Kundalini Yoga benim hayatıma girdi pat diye çok tesadüfi bir şekilde tabii tesadüf diye bir şey yok ısmarladım geldi ve benim hayatımı o dönemde çok çok değiştirdi. Çünkü Kundalini yoga diğer yogalardan farklı olarak böyle akrobatik bir yoga değil. Öyle hani ayağını aldın işte kafanın arkasına koydun parmağınla amuda kalktın gibi bir şey değil. Muazzam hızlı bir şekilde bilinci değiştiren bir teknik. İşte hareket kullanıyor, nefes kullanıyor, mantra şarkı söylemek gibi tam değil ama işte mantra kullanıyor, nefes çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu dördü sayesinde bilinçte değişimler olmaya başlıyor. Benim ilk 3 ayda hiç unutmuyorum. Bir anda böyle hani otmuş, uyuşturucuymuş bir daha hiç onlara dokunamaz hale geldim. Depresyonum vardı o dönemde. Depresyonumun ötesine geçebildim ve bir daha da ondan sonra hiç depresyon yaşamadım. Öyle 3 ay içinde öyle hızlı değişimler oldu ki bende ve hareketler çok kolay aslında. Yani herkesin böyle çok estetik ya da akrobatik olmak gerekmediği için 7'sinden 70'ine herkes yapabilir. O beni öyle bir vurdu ki yani kendi içimde ne kadar çok böyle hani kırılmış bir takım noktalar var. Kalbim kapanmış onun farkına vardım.
çocukluğumdan gelen bir takım şeyleri halletmemişim, onların şifalanması gerektiğini anladım ve dolayısıyla hani benim bu konularla ilk yolculuğum, ilk denize yelken açtığım teknoloji bir yerde Kundalini yoga oldu. Sonra tabii Türkiye'ye bunu getirmek çok büyük bir zevkti. Evet. Bazı programlara baktım, çok da yani hep şey, çok güzel takdim ediyorsun. Çok önemli tabii. Peki demek ki yani toplumun çok ihtiyacı var bunlara. Hem Türkiye'de hem burada. Peki psikolojiyle ilgisi ne kadar? Çünkü okuduğum kitabı okuyorum. Çok iyi fikirler var. Çok iyi düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyen açılardan giriyor konulara. Psikolojiyle ilişkisi nedir? Yaşam koçluğunun, yoganın. Şimdi ben sadece yaşam koçluğu adına söyleyeyim. Çünkü yoga uzmanı olan Esra, ben sadece birkaç kere denedim, beceremedim. O yüzden ben sadece kişisel gelişim açısından yaklaşmak istiyorum. Şimdi şunu çok dürüstçe söylemek isterim. Yıllar içinde, iki taraf için de söyleyeceğim bunu. Yani hem yaşam koçları ya da herhangi kişisel gelişimin hangi dalını yapan olursa olsun, hadlerini çok aştılar. Aynı zamanda psikologlar da hadlerini çok aştılar. Şimdi bundan kastım ne? İkisi aslında, yani kişisel gelişim ve psikoloji, nasıl söylesem size, elma ile armut diyemeyeceğim, ikisi de meyve çünkü. Bambaşka iki şey. Şimdi biz iki yaşam koçu olarak bir psikolojik sorununuz varsa, hani ruhsal bir sorun dediğimiz eski tabiriyle, bizim yapabileceğimiz aslında çok bir şey yok, hiçbir şey yok. Zaten yapmayı istemiyoruz da. Çünkü uzmanlık alanımız değil, bizi aşıyor. Yani bir insana kalkıp da "Aa, sende bilmem ne sendromu vardır, ben sana yaşam koçluğu yapayım" demek haddini aşmak. Şimdi psikoloji de şöyle bence yıllar içinde haddini aştı. Bu haddini aşma kelimesini kullanıyorum, yanlış anlamayın. Nasıl böyle ikisi sanki birbirinin içine girmiş gibi, bir de aralarda böyle hırlaşmalar başladı. Psikoloji bir bilim dalı. Yıllar boyunca uzmanlığını yaptınız ama eskiden ruh ve sinir hastalıkları diye geçerdi. Çok daha derin, çok daha ciddi, çok daha farklı, çok daha ileride bir şey. Şimdi orada da mesela şöyle biri psikoloğa gittiği zaman, "Bu ara çok stresim var." Şimdi psikolog da onun peşini bıraksa iyi olur. Dese ki, "Ya bir yaşam koçuna git." Basit şeyler bunlar. Hani istediğin hayatı yaratmanda yardımcı olacak şudur budur. Dediğim gibi ikisini birbirinin üstüne veya altına koymuyorum. Biri daha değerlidir, biri daha değersizdir gibi asla değil. Ve şöyle de önemli bir fark var. Biz hiçbir zaman bize gelen birine stresi olsun, sıkıntısı olsun, hüngür hüngür ağlıyor olsun sorun gözüyle bakmıyoruz. Psikoloji bir yerde sorunun altını çizip bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü psikoloji geliştirilebilen bir bilim dalı olmaktan çıktı. Şöyle geliştirilen, yani siz bir psikologsunuz diyelim. Aklınıza bir teori geldiyse onu hemen iki hastanızın üzerine çalışıp bir anda literatüre sokamıyorsunuz. Yıllar boyunca akademilerden kabul edilmesi, oradan yayınlar yapacaksınız. Yani bir, yeni bir şeyin psikolojiye girebilmesi 20-30 yıl. O yüzden biraz daha ağır ilerleyen bir, çok saygın bir bilim dalı. Ama bilmiyorum anlatabildim mi? Koçlukla çok, yani hiç böyle şey değiliz. Aynı kürelerde değiliz. Yani bence çok örtüşen tarafları var. Taraflar mutlaka var. Evet. Çünkü evet, bizim uzunca verdiğimiz bir sertifika programımız var. Yani biraz okul gibi. Yani kendimiz bayağı bir, bu kendi hocamızla 15 sene boyunca çalıştığımız için her hafta bizce yaşam koçluğu sertifikası da böyle hani işte iki gün gittim sertifikamı aldım gibi bir şey değil. O yüzden bizim programımız minimum 1,5 sene sürüyor. Bu son program 2 sene sürdü. Ve orada biz çok psikolog kişi geliyor sertifika programına. Ve bir yerde kendilerini daha diyelim ki akademik eğitimi ötesinde bir şeyler aldıklarını ve bu şekilde daha rahat kendi hastalarınla bu ikisini beraber birleştirdikleri zaman daha güzel sonuçlar aldıklarının
geri dönüşünü defalarca kendi Türkiye'deki psikologlarımızdan aldık. Bence şöyle bir fark var. Psikoloji daha çok, benim hep merak ettiğim bir konuydu. Yani küçüklüğümden beri işte Jung'u okurdum, yok bilmem neyi okurdum. Hani birebir dalım olmasa bile. Bence en büyük önemli fark, psikoloji sadece geçmişe bakıyor. Biz yaşam koçluğunda aynı zamanda sorunun ötesinde geleceğe de bakıyoruz. Yani yaşam koçluğunda şöyle bir şey var. Hayatımızı nasıl yaratabiliriz? Hayatımızı daha zarif nasıl yaratabiliriz? Daha özgür nasıl yaratabiliriz? Bakış açımızı değiştirdiğimizde hangi olasılık kapıları bir anda açılıyor? Hangi mucizeler, mucize gibi gözüken şeyler hayatımızda normal böyle dans ettiğimiz unsurlar haline geliyor? Çünkü insanoğlu dediğimiz şey kişiliğimizin, psikolojimizin çok ötesinde hepimiz muazzam yaratıklarız. Öyle böyle değil, sadece gücümüzün farkında değiliz. Evet. Fakat stres dediniz. Stresler eğer bakılmasa, yaklaşılmasa psikolojik probleme dönüyor. Yani mutlaka. Orada bir başlangıçta bunu bir halletme yoluna giriyorsunuz ve oradan yol da gösteriliyor. O açıdan yani önemli bir rolü var psikolojik tedavide bence. Tabii. Dediğiniz gibi psikologlar belki sizden öğreniyorlar, tatbik etmeye çalışıyorlar. Belki o şey hastalarına mani oluyorsunuz, iyileştiriyorsunuz. Belki o şekilde. Fakat demek ki yani tabii çok stresli bir hayat yaşıyoruz. Eskiden böyle değildi. Yani iPhone yeter. Ben gece gündüz iPhone. Devamlı çok güzel tamam. Arada bir arkadaşların köpekleri, kedileri giriyor sahneye var. Evet. Yani çok büyük stres var ve toplumun çok ihtiyacı var buna. Yani bu bir hakikaten bir hayati bir ihtiyaç haline geldi. Peki Türkiye'deki ihtiyaçla Amerika'daki ihtiyaç, iki toplum arasında fark nedir? Nasıl Türkiye'de nasıl karşılanıyor yaşam koçluğu, tutuluyor? Yani aynı mı Amerika ile yoksa aralarında fark var mı çok? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de şöyle bir şey son yıllarda olmaya başladı ama son 4-5 yıldır umuyoruz ki bizim de yaptığımız programla bu birazcık değişiyor. Türkiye'de böyle bildiğiniz hafta sonu cumartesi pazar sertifikalarıyla yaşam koçu programları başladı. Ve ben şunun, Esra da öyle, çok büyük savunucularıyız. Cumartesi pazar eğitimle garson bile olamazsınız. Bak yani garsonluğu küçümsemiyorum. 10 yıl garsonluk yaptım. O yüzden oradan örnek veriyorum. İzleyen garsonlarımız hiç üstlerine alınmasınlar. Bir restorana girdiğinizde garson olarak eğitimi 2 hafta. Adama diyorsun ki ben öbür restoranda da garsondum. Fark etmez diyor. Burası farklı. 2 hafta boyunca şimdi eğiteceğim seni. Şimdi ne olur Allah aşkına alt tarafı tabak taşıyorsun, sipariş alıyorsun. Hani rocket science değil. Ama o bile 2 hafta sürüyorsa cumartesi pazarda koç olunmaz. Şimdi o yüzden Türkiye'de bir kirlilik bu anlamda başladı. Ama şunu gördü ki insanlar, işte bu 1 yıl, 1,5 yıl sürdüğü zaman çok daha yerine oturuyor. Çok daha güzel oluyor. Buna şöyle buradan girdim, sorunuza cevap vereyim. Yani Türkiye'deki ihtiyaç, her yerde ihtiyaç var. Fakat o ihtiyaç biraz geçtiğimiz yıllarda istismar edildi Türkiye'de. Fakat şimdi hani vardı diye bir şey, böyle önce karışır ortalık, sonra durulmaya başlar. Sanıyorum şimdi o durulma dönemine girildi ve insanlar çok daha güzel şekillerde faydalanabiliyorlar. Yani, yalnız büyük şehirlerde mi yoksa kırsala geçince oraya da erişebiliyor mu? Şeyi söylesene Esra'cığım, en son örneklerinden bir tanesi hemşiremiz.
Nerede yaşıyordu Aykut? Güneydoğu Anadolu'da. Diyarbakır'ın evet. İlçelerinden birinde. Evet, bir hemşiremiz sertifika programındaydı. Valla kendi değişiminle beraber toplumu değiştirmeye başladı. İlk önce ailesi olarak. Yani şimdi tabii uzun uzun anlatamayız ama bir takım işte inanç sistemlerimiz gelip bizi küçükken, büyürken işte sen kadınsın, işte erkek böyle olur, kadın böyle olur gibi bile sınırlamalar. Daha sonra ileride hayatımızı çok etkileyebiliyor. Kendisi bunları hani böyle görüp serbest bırakıp çözmeye başladıkça karar vermişler. Yani kendi değişimi sayesinde işte ablasını istemeye geldiklerinde hayır, ablamızı erkeklerden istemeyeceksiniz. Ablamızı kadınlardan isteyeceksiniz. Mesela çok güzel. Çok önemli bir değişim. Çok önemli tabii. Normalde işte bir bekaret kemeri gibi bir şey olurmuş hani sembolik. Onun takılması olduğu gibi reddedilmiş. Hani böyle bir şey ben kanıtlamak zorunda değilim. Çünkü o anlamda hani mal değilim şeklinde evet. Hani. Çok evet. Önemli değişimler. Hani kendisi ilk önce ailesini, kendi babasını değiştiriyor. Onunla beraber onların çok farklı bir şekilde bu evlilik olayını yapmaları. İşte hep normalde gelenekmiş, erkek sadece konuşmuş düğünde. Bu sefer anneleri konuşmuş. Konuşmayı olduğu gibi açılışını o yapmış. Ve dolayısıyla tabii o ne oluyor? Yavaş yavaş bütün toplumu değiştirmeye başlıyor. Ve ben de hani Amerika-Türkiye arasındaki farkı şöyle söylemek istiyorum. Şimdi biz büyük kitlelerle çalışmadık Amerika'da. Hani daha çok büyük kitleler, tek tük hani birebir seanslar yaptık Amerikalılarla ama esas böyle hani 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi çalışmamız Türkiye ile oldu. Bu örneğe bağlayarak şunu söyleyeceğim. Amerika'da o açıdan farklı olduğunu düşünüyorum. Aykut'la ben de herhalde yurt dışında yaşadığımız için hiç böyle çok da farkında olmadığımız bir şeye acayip uyandık bu sertifikada. O da bir kadın ne kadar işte bilmem nerenin yöneticisi de olsa, çok iyi para da kazanıyorsa vesaire, kadınlarımızda muazzam bir erkeğe nazaran bir değersizlik hissi var. Çok küçük yaşlarından geliyor. Ama hani böyle baktığınızda hiç anlamazsınız öyle. Hakikaten kişinin içine girdiğiniz zaman derin bir şekilde kendisi farkına vardığında, mesela atıyorum bereket yaratmaya çalışıyor, belki konu oradan açılıyor. Öyle bir farkına varıyor ki şöyle bir karar almış küçük bir kızken. O erkekler para yapar, kadınlar para yapamaz. Para yapmak kadınların işi değil. Ama unutmuş tabii ondan sonra onu. Fakat o işte onu bir bilgisayar programı gibi düşünebiliriz. O bir kere programlanmaya başlayınca yaratımsal olarak da kendimize mesela bereket konusunda izin vermiyor olabiliriz. Ama hani 40 yıl düşünse kişi, bunun bir kadın erkekle arasındaki farkla ilgili olmayabilir. Ama içine girip o bilinçaltına girince görüyorsunuz ki evet, öyle bir kod var. Çünkü insanlar şunu hatırlamaya başlıyor. İşte atıyorum işte ilk çocukken doğduğu zaman baba mesela bozulmuş. Niye erkek olmadı diye. Ne oluyor? Bunu şimdi biz zannediyoruz ki 3 yaşındaki veya 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bebek bunu ne anlayacak zannediyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. O tarz düşünceler enerjik olarak, hani entelektüel anlayamasak bile, o istenmemezlik veya reddedilmiş olmak, baba öyle büyüdüğü için onlar olduğu gibi böyle bir enerjik kod olarak daha küçücük yaşlarımızda, daha konuşmaya bile başlamadan yapışıyor ve ileride hayatımızı idare edebiliyor. Mesela tabii Türkiye için çok önemli bu. Yani Amerika'da az çok, kırsalda, şehirde az çok aynı seviyede. Şimdi her 200'e yakın üniversitelerimiz var. Bir bilinç, bilgi dağılıyor. Bütün mesela dün Karabük Üniversitesi'nden fevkalade bir akademisyenle program yaptık. Karabük Üniversitesi. 50 bin öğrencisi varmış. Yani evet, Karabük Ankara'ya yakın, daha ortada ama Van Üniversitesi'ne gitmiştik. Orası da çok gelişmiş gördük. Evet, şimdi düşünüyor musunuz? Yani Amerika'da kalacak mısınız devamlı? Yoksa Türkiye'ye dönecek misiniz? Yoksa gidip gelecek misiniz? Planlar nedir? Yani bunu Türkiye'de yaymak o kadar önemli ki. Çünkü ne de olsa halkımız hala kırsaldayız. Hala agricultural. Ondan çıkmaya çalışıyoruz. Endüstriyel bir memleket olmaya çalışıyoruz. Herkes beton yığını diyor ama hangi
ilerlemiş ülkede beton yığını yok. Tabii. Yani beton yığını yok, ne derler, alışveriş merkezleri. Bir ülkenin, kapitalist ülkelerin %75 ekonomisi alışverişe bağlı. Yani madem o alanı seçmişiz, var mı öyle, planlarınız nedir? Valla planlarımızı biz de bilsek çok rahat edeceğiz. Şöyle, bizim zaten burada olmamız Türkiye ile çalışmamıza engel değil. Çünkü bütün derslerimiz, bütün kurslarımız, her şey online. Artık biliyorsunuz zaten, hani tabii, dünya da alıştı buna, ama biz bunu ta ne zaman yapmaya başladık Aykut böyle? 2011'de başladık. 2011'de biz zaten... 2011'den beri böyle yapıyoruz. O yüzden hani Covid vesaire bizi hiç o anlamda işimizi, hiçbir şeyimizi değiştirmedi. Zaten alışıktık. Sadece şimdi dünya da alıştı buna. O yüzden hani o anlamda insanlara ulaşım anlamında, hani ha Hawaii'deyiz, ha Amerika'dayız, ha Türkiye'deyiz, fark etmiyor. Ama Aykut'ta da bende de şöyle enteresan bir şey oldu. Yani biz hayatımız boyunca işte böyle Amerikan rüyası, işte Amerika'nın inandığı şeyler. Çünkü bizim için, ikimiz için de konuşma özgürlüğü, fikir özgürlüğü, her türlü özgürlük adı altında olabilecek her şey ikimiz için de çok önemli, çok değerli. Özgürlük çünkü çok yüksek bir frekans. Bunu yaşamak, yaşatmak ikimiz için de hani böyle çok ilham duyduğumuz bir şey. Biz bunlar için Amerika'ya gelmiştik. Şimdi Amerika'daki bütün bu değişimler, dönüşümler, politik açıdan bir takım değişimler, bunları çok böyle hani bizim için önem verdiğimiz şeylerin yavaş yavaş Amerika'dan yok olmaya başladığını görüyoruz. Ve bununla beraber ikimizde de muazzam bir Türkiye'ye özlem aktivasyonu oldu. Böyle sabahtan akşama kadar Türkiye'yi düşünüyoruz, konuşuyoruz, Türk yemeklerini düşünüyoruz. Böyle bir enteresan geçiş dönemindeyiz diyelim. Evet, evet. Tabii Türkiye'nin keyfi bir yerde yok açıkçası. Yani o keyif, evet, küçüklüğümüzden beri içimizde o keyif bir yerde yok. Tabii diğer Akdeniz ülkelerinde belki vardır ama bizimki özel. Bizimki özel. Yani hakikaten bir vasatlaşma başladı dünyada. Bu globalization dedikleri, her memleket az çok birbirine benziyor. Ben Amerika'ya geldiğimden beri hala düşünürüm, Türkiye'nin küçük bir Amerika olmasını isterdim. Çünkü Amerika ilk defa büyük kitlelere refah getirmiş, imkanları getirmiş, özgürlük getirmiş. En ufak köyünden en büyük şehrine kadar aynı, hemen hemen aynı şartlar, aynı imkanlar veriyor. Bence İmkanlar çok önemliydi. 60'ta fevkalade mekteplere gittim, fevkalade etrafta arkadaşlarım, ailem, hiçbir şey eksik değildi. Ama imkanlar azdı. İmkanlar azdı. Birkaç kere işe girmeye çalıştım. Mahmut Bey'in kızı nasıl çalışır diye bütün aile üstüme geldi. Buraya geldim, anlatıyordum. Mercedes sattım, araba kullanmasını bilmeden. Süper. Pek satmadım ama denemiştim. Kanada'daydık o zaman. Yani iş arıyordum, bulamadım. Postaneye de çalıştım. Araba satıcılığı yapmaya çalıştım ama komikti o durum. Evet, imkanlar şimdi Türkiye'de de çoğaldı zannedersem. Ve kafa, düşünce tarzı da çoğaldı. Her türlü çalışma, tabii Amerika'da her türlü çalışmaya kıymet verilir. O güzellik, ben ona bayılmıştım. Yani hayran olmuştum ve Türkiye'de de onu görmek çok iyi olacak. Yavaş yavaş o tarafa da gidiyoruz zannedersen. Yani evet. O tabii çok değişmeye başladı. Çok özellikle büyük. Bizim gözlemlediğimiz... Belki bizim jenerasyon 40'lı 50'li, yani 70'lerin çocuklarında, 80'lerin çocuklarında biraz daha hala o var. Yani garsonluk mu yapacağım? Evet, hala evet. Olabiliyor. Ama yeni gelen jenerasyon, yani 90 ve 2000 kuşağı çocukları canavar gibiler. Garsonluğuna da giriyor, evet, usta da oluyor, onu da yapıyor, fırında da çalışıyor. Hiç affetmiyorlar. İşin önemli olan işin kıymeti. İnsan emeğinin kıymeti. Nerede olursa olsun. Evet.
Çok önemli bir şey söyledim biliyor musun? Hani Türkiye Amerika farkı derken bir an sen konuşurken aklıma geldi. Hani dedin ya işte Mahmut Bey'in kızı şimdi çalışır mı? İşte buraya geliyorsun elinden ne geliyorsa onu yapıyorsun. Araba kullanmayı bilmesen bile araba satmaya çalışıyorsun. Bayıldım o hikayeye. Bak bu kendi başına çok önemli bir fark. Türkiye'de insanlar benim yapmadığım gibi, Aykut'un yapmadığı gibi anne baba rahatlığına ve eteğine sığınabiliyorlar. Özellikle kadınlarımız. Yani imkan varsa işte evladım çalışmaya ne gerek var? İşte evlenene kadar anne baba evinde yaşamak. İlk önce hani para baba parası görüp ondan sonra koca parasıyla devam etmek. Ve yani bu erkeklerde de olabiliyor, sadece kadınlarda değil ama kadınlarımızda daha çok olabiliyor. Öyle bir alışkanlık var bizim hani aile yapımız yüzünden. Bizce bu muazzam insanların kendi değerini bulmasını engelliyor. Evet. Çünkü sizin de işte yaptığınız gibi o hayat savaşı vermeden, kendi ayaklarımız üzerinde durmadan bir yerde kelebeğe hiçbir zaman dönüşemiyoruz. Ve anne babaların fazla koruyucu hayat stili özellikle kız çocukları için birçok bence kadınımızın kelebeğe dönüşmesini engelleyen bir unsur. Sertifikada biz buna çocuksu tema diyoruz. Kişiler çocuk psikolojisinden mezun olamıyorlar. Bu da daha sonra hayatlarında ilişki, iş açısından muazzam problemler yaratabiliyor. Tabii anne babanın koruyuculuğu çok hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. Çünkü Amerika'da çocuk şeyi bitiriyor, high school'u bitiriyor, koleje gidiyor. Çoğu zaman çocuk kendi imkanlarıyla kalıyor. Yani yuvadan neredeyse atılıyor gibi. Ve bu da bazen çok problem yaratıyor aile hayatında, çocuğun, insanın hayatı, gencin hayatında. İyi tarafları da var ama inşallah Türkiye dediğim gibi bütün Anadolu'ya bilhassa dağılırsa. Çünkü bizim kırsal kadınlar da çalışmaya mecburlar. Yani onlar da öyle anneden babadan kalan bir rahatlık yok. Hep tarladaydı, hepsi şimdi tabii değişik işlerde. Türkiye'de bu dağılırsa bu mefhum, bu rahatlık ailenin verdiği gevşeme kadınlarımız tabii daha hızla ilerleyecek. Tabii iyi tarafta kötü tarafı da var. Fakat Amerika gibi olmasını istediğim alanda da Amerika'nın kurallara saygısı çok tabii, beni etkilemiş. Tabii. Yani babam gelmişti, o hep Avrupa'ya giderdi. Çünkü o da Almanca çok iyi bilirdi. Avrupa'ya gider, çok severler. Her yaz arabayı alır giderdi annemle. Kızım dedi, burada 4 yollu stop işareti var, herkes de duruyor dedi. Yani ben hala trafiğe çıkarım, hayran olurum. Düzen bir de şey yani komplike etmeden bir şey, herkesin anlayacağı bir şekilde. Bir de her yerde mesela bir tuvalet vardır. Mesela o da tuvalet medeniyeti en ufak bir yere koyar, temiz pak, pırıl pırıl. Bunlar önemli noktalar. İnsan tabii hayatını rahat ettirir. İnsana etrafı hakkında bir güven verir. Ve inşallah yani ben o açıdan Amerika'ya çok hayran olduk taraflara hala var. Tabii dış politikası her iş ona geçmiş. aynen. Evet, vaktimiz azalıyor. Bir de şimdi bu kitaplar çok verimli kitaplarınız var. Çok ilginç. O Ego kitabı beraber yazdınız. Onu okuyacağım muhakkak. Çünkü çok önemli tabii. Ego işitince isminden çok çekti beni. Kitaplar, başka yazma planlarınız var mı kitap alanında? Mesela yani Amerika'da... Şu an özellikle bütün odağımız Esra'nın kitabında. O işte Money Does Grow on Trees. Gerçekten çok uğraştı, çok da güzel bir kitap çıktı ortaya. Şimdilik bütün desteğimiz, gücümüz o kitapta. Daha sonra bakalım mutlaka yeni yeni şeyler çıkacaktır. Çünkü
Ben ilk Evrenden Torpilim Var'ı 2009'da yazdığımda hani benden ikinci bir kitap bile çıkmaz diye düşünüyordum. 5 kitap çıktı. Biz yerimizde duramıyoruz. Aynen, çıkar. Aynen. Enerji, Çok güzel. Peki sinema, devam et, evet. Ben şunu söylemek istedim dinleyicilerimize. Yani hani yaşam koçluğu merak edilen bir şeyse, bereket bilincinle ilgili şimdi bir workshopumuz olacak ve hediye bir workshop. Bu kitabı Amazon.com'dan alan herkese Aralık 1'e kadar alan ve bununla ilgili faturasını web siteden bulabilirler, bizim e-mailimizi gönderenlere 4 seanslık, bayağı da büyük bir grup olacağız, halihazırda bir 400 kişiyiz galiba, 4 seanslık bu bereket bilincini anlatan hediye bir workshopumuz var, onu duyurmak istedim, onu söylemek istedim. Peki bana linki yollar mısınız veyahut bilgileri ben geniş dağıtayım. Tabii ki. Çok memnun olurum. Gördüm, yolladığınız bilgilerde var ama kompüterle belki oradan çıkarabilirim değil biz mi? Biz ayrı göndeririz tekrar. Biz yollarız size, evet. Yok, çünkü bu programın yayarken altına da bunu koyabiliriz. İyi olur. Peki sahne, tiyatro, sinema alanında herhalde o da işinizde var. Orada planlar var mı, yoksa daha çok bu yaşam koçluğu ve yoga üzerinde mi bütün enerjiniz şimdi? Vallahi ben burada mikrofonu Aykut'a vereceğim. Çünkü ben en son evet Türkiye'de bir şeyler yaptım. Ondan sonra şimdilik hani şu saniye benim planımda yok ama Aykut daha çok yeni tekrardan arzulamaya başladı. İşte diyoruz o arzular boş şeyler değil, evrene giden sinyaller, özellikle bağımlı olmadan böyle bir şeyi zevkle ah böyle olsa ne güzel olurdu, ne hoş olurdu diye düşününce. Yani bu Los Angeles'a geldiğimizden beri ve Hawaii'den ayrılmadan biraz önce bunu söylemeye başladı. Daha yeni teklif geldi havadan. O yüzden paylaş bakalım. Ay harika. Başlıyor mu bir faaliyet? Şöyle siz hani bu Amerika'da şöyle bir sistem var. Bir diziyi önce çekiyorlar bir bölüm. Ardından bir stüdyo onu satın aldığı takdirde devamı çekilmeye başlıyor. İşte o ilk bölümü için teklif geldi. Ay harika. Ocak Şubat gibi sanırım çekimleri yapılacak. Bir de benim tabii çok büyük, ben konservatuvarlı olduğum için benim esas göz bebeğim tiyatro. Ne olsa o hep derler, hatta sahne tozunu bir kere yuttuktan sonra istediğin kadar film çek, dizi yap, hiç tiyatro her zaman orada kalıyor. Şu an Covid yüzünden girmek istemiyorum öyle bir şey ama Los Angeles'ta bir tiyatroyu, yapımcılığını ve yönetmenliğini yapma planım var. Yani Covid olmasa şu an yapıyor olurdum açıkçası. Evet. Tabii şimdi halkı toparlayamıyoruz fevkalade. Evet, o tozu alınca bir daha olmuyor. Ben Arnavutköy Koleji'ne mezunum. Gence Erkal bizim sınıftaydı. O zamandan nasıl istemiştim tiyatroyu yani, ama o kabiliyet meselesi yani olmadı. Fakat hala içimde muazzam bir aşk vardır tiyatroya. Oya Hanım gelin, yönetmen proje bizim, gelin siz oynatalım. Bir rol verelim size de. Yok. Artık çok geç, şu ekrana çıkmak bana yetiyor. Çok heyecanlanıyorum. Saati, sayıları saymaya başlayınca o güzel bir heyecan veriyor, perde açılmadan gibi. Evet, peki seri de bir Seinfeld ümidimiz var mı ileride? Bu seri dediğiniz bir şey, televizyon serisi değil mi? Evet, televizyon dizisi serisi. Onun denemesi olacak şimdi yani. Şöyle... Daha sadece biz de haberi o kadar yeni aldık ki bir hafta 10 gün falan oldu. Yapımcıyla tanıştık, bir yemek yedik. Hani yapımcının söylediği tabii ki elemeleri olacak, şudur budur, ama hani yapımcı olduğu için yönetmenle oturup hani şey dediler, o e-mailde bana söylendi yani. Hani olmuş gibi bakıyoruz şimdiden. Ama
Tabii. Haberimiz olsun devamlı. Tabii ki, mutlaka, tabii ki. Mutlaka. Verici bir şey, evet. Yani projede para toplamaya çalışıyor vesaire. Hani ayaklanırsa proje olacak gibi gözüküyor. Çok heyecanlı. Fevkalade. Evet, zamanınızı almayalım daha çok. Çok, yani bu daha başlangıç oldu. Bilgileri de alalım. Devamlı yeni programlarınız olursa bildirin. Çünkü Kaliforniya'da çok Türk var. Onlar da çok ilgilenir. Tanımıyorlar sizi belki daha. Burada da var. Ve bu konu çok sıcak bir konu. Yani evet. Herkesin ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Onun için çok başarılar diliyorum. Çok, çok mutlu çok oldum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Annene yazdım Esra, dedim ki bir hazineyle karşılaştım. Yavaş yavaş anlamaya, içine girmeye çalışıyorum. Benim için çok yeni. Tabii biz böyle değildi. Yani biz en nihayet sıkılınca bir kahve, bir çay, sigara içerdik. Bugün çok stresim var. Yani ama aynı değildi durumlar. Beklentiler aynı değildi. Standartlar aynı değildi. Böyle bir hayat şartı vardı. Ona uydunuz mu her şey iyi giderdi. Uymadınız mı da işte uğraşırdık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir son bir şey söylemek isterseniz buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok zevkliydi sizinle sohbet etmek. Benim söylemek istediğim şey, yani buradan bir hani verecek mesajımız olursa özellikle gençlerimize şu: rüyalarınızdan vazgeçmeyin. Hakikaten her biri teker teker oluyor ve rüyalarımızı yaşamak hepimizin hakkı. Bravo. Evet, çok çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Programlarınızı takip edeceğiz ve başarılar, çok başarılar dilerim. Çok mersi. Haberimiz olsun yeni gelişmelerden.